Üzere bu gece 4.17 itibariyle Maraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Ne yazık ki çok büyük ölçekli, şiddeti son derece yüksek ve de 10 ilimizi çok geniş bir bölgeye etkileyen bir deprem. Bu illerin hangileri olduğu yine malumlarınız: Maraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya illerimiz. Hemen ilk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte, İçişleri Bakanımız başta olmak üzere AFAD'da toplanmaya başladık ve sonrasında da gerekli görevlendirmeleri, ilk müdahaleleri yapmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren, depremin olduğu dakikadan itibaren birebir olayın hem takip etmekte hem yönetmektedir. Çok yakinen kendisi de takip ediyor, ilgileniyor. Şu anda da yine Ankara'ya intikal etmek üzere doğrudan çalışmalarında yine fiilen yakından takibiyle ilgili. Bu illerimize, Maraş'a bakanlarımızdan Süleyman Soylu İçişleri Bakanımızı gönderdik. Hatay'da Vahit Kirişçi, Hulusi Akar ve Fahrettin Koca bakanlarımız. Osmaniye'de Muharrem Kasaboğlu bakanımız. Adıyaman'da Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma bakanımız. Diyarbakır'da Bekir Bozdağ bakanımız. Şanlıurfa'da Nurettin Nebati bakanımız. Antep ve Kilis yine Murat Kurum bakanımız. Adana'da Derya Yanık ve Fatih Dönmez bakanlarımız. Malatya'da Mehmet Nuri Ersoy ve Mahmut Özer bakanlarımız görevlendirilmiş durumdalar. Şu anda da zaten ilk andan itibaren de bölgelerine geçtiler ama ne yazık ki aynı anda da yine son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bu hava şartları çerçevesinde de olabildiğince hızlı bölgeye intikale çalışılmaya başlanıyor. Başlandı. Bakanlarımızın çoğu yine sahada. Ekiplerimiz sahada. Ben ilk etapta vefat, yaralı ve yıkılan bina enkazlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz an itibariyle. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yine aynı ilimizde Maraş'ta an itibariyle 200 yaralı ve yıkılan bina olarak da 300. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Farklı açıklamalara, buradan yapılmayan hiçbir açıklamaya itimat edilmemesiyle alakalı tüm basın ve medya kuruluşlarımızı, tüm kurum ve kuruluşlarımızı özellikle bilgi kirliliğine sebep olmama adına da açıklama yapmamaya buradan bir kez daha davet ediyorum. Sizlere de AFAD'dan buradan açıklanan verileri kullanmanızı özellikle öneriyorum. Burada da kesinleşmedikçe de bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Çünkü her biri bir can, yakınları var. Özellikle vefat olayı kesinleştikten sonra bunları paylaşıyoruz. Hatay'da 4 vefatımız var, can kaybımız, 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de yine 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var, 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız. Urfa 18 kaybımız, 200 yaralımız ve yine 60 yıkılan binamız. İl geneli itibariyle bu veriler. Antep'te 80 kaybımız var, 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve de 300 yıkılan binamız var. Toplam itibariyle yine
an itibariyle 284 toplamda vefatımız, can kaybımız, 2323 yaralımız ve 1710 binamız var yıkılan. Tabi burada arama kurtarma ekipleri ilk andan itibaren olaya müdahil oldular. İllerimizde bulunan arama kurtarma ekipleri anında müdahil oldular, depremden etkilenmeyenler. Ve dışarıdan da AFAD'ın bildiğiniz üzere 2588, yaklaşık 2600 arama kurtarma ekibi var. Bunların şu anda dışarıdan 917'si fiilen ulaşmış durumda deprem bölgelerine. Yereldekilerle birlikte 1150'si şu anda fiilen arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor. Jandarma arama kurtarma, yine arama kurtarmamız sahada 280 kişilik ekiple, polis arama kurtarmamız 117 kişilik ekiple sahada, yine silahlı kuvvetlerimizden doğal afet taburumuz 200 kişilik ekiple sahada ve gönüllü STK'larımız 1039 arama kurtarma personeliyle sahadalar. Toplam itibariyle 2786 arama kurtarma ekibimiz ve her an itibariyle de bu sayı artıyor. Hem dışarıdan gelen, diğer illerimizden gelen arama kurtarma ekiplerimiz hava muhalefetiyle de ulaşmaları biraz belki zaman alıyor ama hepsi de sahada olacaklar. Barınma itibariyle yine gerek bölgelere çadır sevkiyatı, battaniye sevkiyatı ilk andan itibaren yapıldı, yapılmaya başlandı. Yine bölgedeki depolarımızda, lojistik depolarımızda bulunanlar da değerlendirilmeye başlandı. Özellikle ilçelerimize ulaştırılmaya çalışılıyor barınma olarak da. Ne yazık ki hastanelerimizle alakalı İskenderun'da, İskenderun Hastanesi'nde eski bir bina idi. Yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok. Hepsi sağlam ve hizmet veriyor. İskenderun'daki hastanemizde bir yıkım söz konusu. Burası eski bir binaydı. Burada çalışan ve hastalarımızla alakalı şu anda çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da yine Gölbaşı'da hastanemizde ağır hasar var. Orada da zaten hastalar tamamen taburcu edilmiş durumda. Orada herhangi bir sıkıntımız olmayacak inşallah. Okullarla ilgili orada yine güzel haberimiz var. Okullarımızın çoğunda hemen hemen şu ana kadar bir iki köy okulumuzla ilgili bir sıkıntı ulaştı bize. Milli Eğitim Bakanımızla da biraz önce görüştük. Milli Eğitim Bakanımız da sahaya gitmek üzere yoldalar şu anda. Orada da hemen hemen okullarımızın tamamının an itibariyle bize gelen bilgiler itibariyle bunu söylüyorum. Farklı bilgi ulaşırsa yine sizlerle paylaşacağız. Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun safasağlam yerinde. An itibariyle yine gelen bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Dolayısıyla hem okullarımız, hem pansiyonlarımız, hem de kapalı spor salonlarımız barınma içinde aynı zamanda kullanılacaktır ve kullanılmaktadır. Havalimanlarıyla ilgili yine Hatay Havalimanı'nda bir sorun var. Orası uçuşa kapalı durumda şu anda. Maraş ve Antep'i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Diğer anlamda yardımlarla ilgili, deprem faaliyetleriyle ilgili uçuşlar yine devam etmekte. Artçı deprem konusunda da an itibariyle 78 artçı deprem söz konusu. Bunların en büyüğü 6,6. 6'dan büyük 3 deprem, artçı deprem ve 5'ten büyük 8 artçı depremimiz var. Buradan ben tekrar tüm vatandaşlarımıza da, bölgedeki 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza ısrarla şunu hatırlatmak istiyorum. Artçı depremler asıl büyük depremlerden sonra tehlikeli olanlardır. Çünkü binalar hasar görmüş ve henüz yıkılmamışsa artçı deprem, daha küçük ölçekli bir artçı depremin binayı yıkma riski çok çok yüksektir. Dolayısıyla bizim hasar tespit çalışma grubumuz, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın başkanlığında yürütülen ve yine illerde bakanlarımız tarafından da koordine edilen çalışmalarda bu binalarımız tamamen ilgili mühendislerimizce bu anlamda son derece yetişmiş
personellerimiz var. Binalar tek tek check edilecektir, kontrol edilecektir. Orada şüpheleniyorsanız şayet sakın ola ki bu binalara girmeyin, kontrol ettirmeden buralara girmeyin. Onun için de illerde kaymakamlıklar, ilçelerde de valilikler aracılığıyla, yine muhtarlar köylerde de aracılığıyla bu koordinasyonu, bu iletişimi sağlayabilirsiniz. Haberleşmeyle alakalı tabii yoğunluktan kaynaklanan ilk etapta bazı sıkıntılar olabiliyor. Ondan dolayı da biz yine çok farklı durumlarda da bu ifade edildi. Vatandaşlarımızın da dikkati çekildi. İhtiyaç olmadığı, sadece iletişim boyutunda telefonları kullanmakta fayda var. Uzun görüşmelerin olmaması veya internet bazlı görüşmelerin olması bazı istasyonların daha rahatlatacaktır. An itibariyle yine ciddi bir sorun yaşamıyoruz haberleşmede. Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 adet mobil baz istasyonumuz. Haberleşme çalışma grubumuz var. Ulaştırma altyapı bakanlığımızın başkanlığında, biliyorsunuz orası da. 102 adet mobil baz istasyonu fiilen bölgeye gönderilmiştir ve hepsi çok hızlı bir şekilde devreye alınmaya başlanmıştır. Yine 2 adet acil iletişim aracı ve 504 adet de jeneratör ile 175 personel haberleşme ile alakalı bölgeye sevk edilmiştir. Yine bölgede vatandaşlarımızı ilgilendiren bir başka konu, haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlarımız için fatura, borç ve benzeri nedenlerle hatları kapanmış olanların da tüm ilgili operatörlerle görüşülmüş ve bu vatandaşlarımızın tamamının bölgedeki hatları açılmıştır. İletişimde bir sıkıntı yaşanmasın diye. TürkSat'ta yine yeteri kadar uydu istasyonunu bölgeye sevk etmiştir. Enerji hatlarına gelince, burada yine Enerji Bakanımızın başkanında da bir enerji çalışmamız var sahada. Çok yoğun olarak devam ediyor. İllerde valilerimiz ve bakanlarımız koordinasyonunda Maraş, Antep, Gaziantep doğalgaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeriyle Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağ, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkan ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışı durdurulmuştur. Bununla ilgili de çok hızlı bir şekilde de bakanlığımız bakım onarım çalışmalarına çok hızlı şekilde hemen başlamak üzeredir. Bir an önce tekrardan gaz verilebilsin diye. Yine Kilis ili doğalgaz hattı bu hasardan etkilenmiş durumda, ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir orada. An itibariyle yine yetecek miktarda gaz bulunmaktadır hattın içerisinde. Bölgedeki doğalgaz dağıtım şirketleriyle gerekli koordinasyon kurulmuş. Hastane, fırın ve benzeri kritik tesislere gerek sıkılaştırılmış CNG dediğimiz veya sıvılaştırılmış LNG dediğimiz bu doğalgazların tedarik edilmesi suretiyle gaz arzı sağlanmaya devam edilmektedir, devam edilecektir. Bununla ilgili de olabildiğince az vatandaşlarımızın olabildiğince az etkilenmesini sağlayabilecek derecede elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Ama bu ilk çerçevede ifade ettiğim Maraş ve Antep doğalgaz iletim hattında oluşan hasarın onarımı birkaç gün sürebilir. Bununla ilgili de yine farklı tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Hastaneyle ilgili bilgi vermiştim. Hastanelerin hemen hemen, özellikle eski olan binaları, eski olan hastanelerde çok hızlı şekilde tamamı taranıyor ve gerekli tedbirler orada alınmaya çalışılıyor. Eğer çatlaklar ve benzeri türde şüpheli binalar olursa zaten hemen yanında hizmeti verebilecek çadırlarla da ilk etapta bu hizmetler verilmeye devam ediliyor. Tabii depremden etkilenen aynı zamanda da diğer canlılarımız var.
gerek büyük baş gerek küçük baş hayvanlarımız, canlılarımız, bunlarla alakalı da tarım, orman, gıda ve su hayvancılık grubumuz var. Tarım Orman Bakanlığımız Başkanı da, o da şu anda yoğun şekilde çalışıyor. O da hayvanların aynı şekilde korunabilmesini, soğuktan korunabilmesini sağlayacak şekilde de gerekli, özellikle hayvan çadırları diye ifade ettiğimiz çadırlar bölgeye sevk ediliyor ve aynı hizmet orada da verilecektir. Aynı hassasiyet orada da gösterilecektir. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki çalışma gruplarımızın tamamı ilk andan itibaren AFAD merkezde ve illerde de yine valilerimizin koordinasyonunda ve bakanlarımızın başkanlığında ve koordinasyonunda da ildeki acil durum merkezlerimiz fiilen çalışmaya başlamıştır. Biz de bölgeyle iletişimi buradan hem iletişim hem de ihtiyaçları koordine ediyoruz. Yardımlarla ilgili uluslararası alanda çok yoğun telefonlar almaya başladık. Orada da ilk etapta arama kurtarma ve medikal yardımları kabul edebileceğimizi ifade ettik. Dışişleri Bakanlığımız bu koordinasyonu yürütüyor. Diğer tarafta da vatandaşlarımızdan yine çok yoğun talep alıyoruz. Biz yardım etmek istiyoruz. Nerede ve nasıl yardım edebiliriz diye. Bu tür durumlarda istismar konusunun da yoğun olabileceğini bildiğimiz için tedbirimizi önceden aldık. AFAD bünyesinde aynen önceki durumlarda olduğu gibi yardımlar koordine edilecektir. Burada yine bir hesapta yardımlar toplanacak ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. Bununla ilgili de AFAD'ın web sitesinden bu hesap numaraları duyurulacaktır. Sizlerle paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızı burası üzerinden yardım, AFAD üzerinden yardım yapmaya yardım yapacak vatandaşlarımız için söylüyorum. Özellikle teşvik etmek istiyoruz. Ben tekrar bir kez daha tüm milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Cenab-ı Hak böyle bir afeti bir daha yaşatmasın. Ama biz şunu biliyoruz ki Türkiye deprem bölgesi. Bundan kaçışımız yok. Şunu da biliyoruz ki öldüren depremler değil binalar. Ve binalarla alakalı depreme hazırlık, deprem anındaki müdahaleden son derece önemli. En azından buradan da gerekli dersleri çıkararak tüm bölgeler için, depreme hazır bir Türkiye için biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ilgili bakanlıklarımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere zaten tüm bölgelerde tüm çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah bu da buradan da yine güçlü bir ders alarak çıkarız ama ilk etapta şu anda odaklandığımız konu müdahale boyutu, vatandaşlarımızın barınma, enkazdan çıkarılma, sağ kurtarılma, en büyük arzumuz o. Birincil önceliğimiz bu. Barınma ve beslenme boyutu ikincil önceliğimiz. Haberleşme kısmı tabii ki sevdikleriyle aynı önemli derecede ve altyapıyla birlikte inşallah çok hızlı bir şekilde bölgelerimizi ayağa kaldırmaya çalışacağız. Çok büyük bir deprem, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Büyüklüğünün yanı sıra şiddeti de son derece yüksek olan bir deprem. Hep birlikte, birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde bunun üstesinden güçlü şekilde geleceğimize yürekten inanıyorum. Ben şimdiden tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyor ve sabırları için, destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımız, bakanlarımız da Ankara'da kalan bakanlarımızla birlikte de yine burada biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum.